Deretepe Balıkesir'de Kaz Dağları maceralarına hız kesmeden devam ediyoruz. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Ben Emel Pehlivanoğlu, Edremitliyim. Evet Emel Hanım, kocanız bir offroadçu. Siz memnun musunuz eşinizin offroadçu olmasından? Memnunum, güzel. Öyle bir memnunum ki. İşte. Ya çok gidiyor, o yüzden biraz sıkıntı oluyor ama o çok aşırı seviyor. Ama yani gezmek, onunla beraber gezmek güzel. Sevgili izleyenler, biz köy meydanında dolaşırken muhtarımıza rastladık. Aşağı Çavuş muhtarı İsmail Özkul yanımızda. Yüzü geldik, gördük. Balıkesir'den geldik. Şu anda Çanakkale sınırları içerisindeyiz. Tekrar hatırlatayım Balıkesir, ben izleyeyim. Çanakkale'nin tam ortasında kalıyor zaten. Sınır, tam ikisine, ara sınır köyü değil mi burası? Sınır köyü. İkisine de mesafesi aynı. Edremit'e 49, Yeniçeri'de 49. Balıkesir'de de aynı yani. Balıkesir, Çanakkale mesafe aynı ikisi de. Arada kalıyor. Evet, bu arada Onur'a bayağı biz yol kat etmişiz. Şimdi muhtarım deyince anladım ben. Bayağı yol kat etmişiz bu arada. Muhtarım çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız hoş için. Hoş geldin. Sizin köyünüzü görmek çok güzeldi. Evet. Muhakkak bu programı seyreden arkadaşlara özellikle ve özellikle görülmesi gereken yerlerin içerisine almalarını rica ediyorum yani. Evet. Muhakkak görmeleri gerçekten lazım. Gerçekten sen de abi o kadar güzel güzergahlar çizmişsin ki sana da yani teşekkür ediyoruz bu ederim, arada. Ne demek, ne demek. Yani o sizin güzelliğiniz. Cidden görülebilecek en güzel yerleri böyle şu anda izleyicilerimizin ekranlarına getiriyoruz. Sana da bir talep patlaması yaşanacak yakında. Buna da hazırlıklı olalım. Merak etmeyin. Şimdi bundan sonraki güzergahımız dalak suyuna olacak. Sarıot üzerinden dalak suyuna geçeceğiz. Evet. Dalak suyunda bir gördüğünüz zaman bir de oradaki 40 metrelik 45 metrelik kayın ağaçlarımızı gördüğünüz zaman zaten ayrı aşık olacaksınız. Allah ben Allah. Size iyi seyirler diliyorum. Yapacak bir şey yok. Sevgili izleyenler, bazen bu tür aksilikler de yaşanabiliyor. Ercan Bey ne oldu? Ne oldu? Hızlı su geçişi yaptığı için arkadaş distribütöre su kaçtı. Şimdi o suyu temizliyorlar. Sulardan sonra artistik bir şekilde gezerken arada böyle su kaçması oluyor. Bunlar offroad'un dezavantajları diyelim, güzellikleri diyelim, yardımlaşmanın bir sebepleri diyelim. Ne diyebilirsek o yani. İyi dost, kötü dost bu zamanlarda mı belli? Kim dost, arabayı durdurdu, yardım ediyor? Yani şüphesiz öyle ama hep bütün arkadaşlarımız iyi dosttur. Buna inanıyoruz. Yardımlaşma, eminim. Yardımlaşma offroad'un güzelliklerinden biri. Kesinlikle. İnşallah şimdi hemen hallolur da biz de yolumuza devam ederiz. Problem olmaz inşallah. Seven.
Evet sevgili izleyenler, Deretepe Balıkesir tüm hızıyla devam ediyor. Dalak suyu mevkiinde ateş yakıp mangal yapacağız. Karnımızı doyuracağız ama ondan önce grubun suyu bittiği için biz 7 kardeşler mevkiine su doldurmaya geldik. Ve burası çok kritik bir nokta. Neden derseniz şimdi arkamda görmüş olduğunuz şu çit bir sınır kapısı. Yani çitin bu tarafı Çanakkale, bu tarafı ise Balıkesir yani Edremit. Şu an Çanakkale'yim, görmüş olduğunuz gibi böyle ilginç bir noktadayız. Tabii bizim yerimiz belli, Balıkesir. Çünkü Balıkesir çocuğuyuz. Evet, yanımızda tekrar Onur abimiz var. Şu an 7 kardeşler mevkisindeyiz. Balıkesir il sınırları içerisindeyiz. Hemen şu karşısı da Çanakkale sınırı. Evet abi, şimdi buranın flora ve faunasından da bahsetmezsek olmaz. O kadar geldik. Bu konuda da sen yetkili bir abimsin. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Bursa Uludağ Üniversitesi doğa bilimlerinden aldığımız bilgilere dayanarak söylüyorum bunu. Türkiye'deki milli parklar, dünyadaki milli parkların bulundurmuş olduğu 900 tane Türkiye genelinde bitkiye ev sahipliği yapıyor Türkiye. Dünyada bulunan bitkilerin 900 tanesine Türkiye ev sahipliği yapıyor. Yani Kaz Dağları 300 tane bitkiyi bünyesinde, Türkiye'nin genelinde bulunan bütün bitkilerin 300 tanesine Kaz Dağları iklim şartlarıyla beraber bu bitki çeşitliliğini sergiliyor. Kaz Dağları öyle bir şey ki, işte ilk 100 metre, 150 metrede zeytin var. 150 metre ile 300 metre arasında kızılçam var. Kızılçam'dan sonra 300 ile 600 metrede karaçam ormanları başlıyor. Karaçam ormanlarından sonra şeyler biraz daha, göknardır, kayındır, bu ağaçlar biraz daha bizim ağaçlarımıza göre bencil mi derler artık, ne derler, suyu çok seviyorlar. İlle bizim altımız nemli olacak diyorlar. Metraj yükseldikçe, rakım yükseldikçe kayın ve göknar yüz ölçümünü kaplamaya başlıyor. Şimdi burası da Kaz Dağı Göknarı Tabiatı Koruma Alanı. Dediğin gibi bu taraf Çanakkale, bu taraf Balıkesir, Edremit Orman İşletme'ye ait. Buradan devam ettiğiniz zaman Beypınar'ı ve Bayramiç Ayazma tarafına iniyor. Beypınar'ı mevkinden bu tarafa geldiğimiz zaman Çam Ormanı'ndan çıkıyorsun. Burası Göknar Pınarı, Göknar Alanı. Hani köylülerin kendi arasında Göknar Deresi dedikleri mevkideyiz. Göknar'ın da mesela şeyde çayının, kozalağından yapılan çayın astıma iyi geldiği söylenir. Dolu dolu bir program olduğuna inanıyorum ben gerçekten. Buranın Kaz Dağları'nın o doğa iklimini olsun, hani doğal yapısını da birazcık bile olsa dikkat çekebilirsek bu programda ne mutlu bize diyorum ben. Gerçekten sana da çok teşekkür ederiz. O zaman suyumuzu dolduralım ve yavaş yavaş dalak suyuna gideceğiz. O zaman ben süreyim. Hani madem oturdum ben süreyim. Hadi görüşürüz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, biz suyumuzu doldurduk. Tam yola çıkarken bir abimize rastladık, Vedat abimize. Vedat abimiz burada tek başına çıkmış, sofrasını kurmuş, güzel güzel tavuğunu yiyordu. Biz de onunla bir konuşalım dedik. Vedat abicim merhabalar öncelikle. Merhaba kardeşim, hoş geldiniz. Burası Kaz Dağları'nın Endes Çeşme diye adlandırılan yeri. En yüksek rakımlarından birisi. Köknarı. İşte ardıçı burada böyle. Savaşçısın yalnız, tek başına takılıyorsun. Hep yalnızım, hep yalnızım ben. Hep böyle daha iyi oluyor. Yalnız başına keyif yapıyorum yani ben. Yedi kardeşler dedik biz. Yedi kardeşler ismi nereden geliyor sen? Yedi kardeşler ismi hemen şu alt tarafta bir kökten çıkmış yedi tane kayın kökü var. Hemen onun alt tarafında, ona daha yakın bir yerde bir tane de beş tane aynı kökten çıkmış. Onlar da ondan dolayı da buraya yedi kardeşler, işte beş kardeşler ama esas genellemede Endes Çeşme diye geçer. Güzel yani. Burası. Sen şimdi, biz bu arada sabah 9'da yola çıktık. Saat şu an 5.
5 yaptık saati. Abi sen bu gece burada mı kalacaksın? Ne yapacaksın hayır? Tabii. Abi tek başına hiç korkmuyor musun? Yok, neden korkacaksın? Doğada hiçbir şeyden, yani hayvandan korkulmaz ya. İnsandan korkacaksın. Tabii. Peki nerede, araçta mı kalacaksın? Tabii, benim aracım arkası karavan şeklindedir. Yatağım, yorganım hepsi içinde. Evet sevgili izleyenler, Vedat abimizin hemen arabasının arka bölümünde görmüş olduğunuz gibi o hazırlamış yerini. Değil mi abi? Tabii. Uyku tulumumuz, işte yastığımız, gerekli olan şeyler yatmak için hepsi mevcut. Aşağıda işte öteberimiz, takımımız, taklavatımız var. Gerekli tüm teçhizatlar burada diyorsun. Sen böyle ne kadar zamanda bir kaçamak yapıyorsun? Vallahi hep fırsat buldukça kaçıyorum. Vallahi. Tabii. Ben buralar için İstanbul'dan kaçtım geldim ben buraya. Hmm. 45 yıl yaşadığım İstanbul'dan kaçtım geldim ben buraya. Hmm. Her fırsat bulduğumda buradayım. Sevgili izleyenler, Dalak Suyu mevkiine geldik. Burada şimdi ateşimiz yanıyor. Çok güzel mangalımız yapılıyor. Oraya geçmeden önce iki tane genç kardeşim var benim. Genç offroadçu bu arkadaşlar. İkisi de birbirinden offroadçu görmüş olduğunuz gibi. Şimdi senle başlayalım. İsmin nedir? Halil Emir Pehlivanoğlu. Senin bir özelliğin varmış Halil. Sen çok güzel egzoz sesi çıkartıyormuşsun ağzından. Hem ben konuşmayı da yapıyorum, sesi de yapıyorum. Hangisi? Konuşurken aynı zamanda egzoz sesi çıkarıyorsun. Evet. Evet, yapsana bir de. Neden? Normal şimdi konuşmadan egzoz sesi çıkar. Oradan çıkarıyor ya. Sen var mı öyle bir yeteneğin? Bunu geliştirmeyi düşünüyor musun? Mesela motor sesi, farklı sesler mesela. Arabanın farklı bölgelerinin farklı sesi. İsterim. İsterim de. Bir diğer genç offroadçu kardeşimiz. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Efe Çırpılarlı. Sen kaça gidiyorsun Efe? 4. Hatta sen... ikimiz aynı sınıftayız. Aa, o egzoz sesi çıkartıyor. Sen ne sesi çıkartıyor? Benim çıkarttığım ses yok. Senin offroad'a ilgin var mı? Evet, var. Baban offroadçu olunca malum sen de ister istemez offroad'a ilgi duyuyorsundur değil mi? Evet. Peki nesi hoşuna gidiyor yani? Arazide gitmesi. Arazide gitmesi. Başka? Dalga köpürtmesi filan. Kim diyordu onu? Bir tane çocuk diyordu. He? Bilmiyorum ki. O sudan geçerken o suyun fuş kurması. Sudan geçerken suyun fuş kurması. Evet. Değil mi? O benim de çok hoşuma gidiyor ya. Değil Hatta mi? Araba durdu zaten. Suyun motorun içine girmiş su. Evet. Araba durdu. Yarım saat bekledik. Sen o duran arabadan mıydın? İçeride. Evet. Ha, evet sevgili izleyenler, hani demiştik ya bir arabaya işte motoruna su geldi de durdu diye, işte onun içerisinde bulunan arkadaşımız. Peki ileriki zamanlarda sen de yapmayı düşünüyor musun offroad? Hı hı. Kesin kararlısın yani. Evet. Evet sevgili izleyenler, ateşimizi yaktık görmüş olduğunuz gibi, mis gibi odun ateşi. Abimiz yanımızda, Mangalcıbaşı abimiz. Her grupta illaki bulunması gereken o gerekli tipte abimiz işte. O benim işte. Aradığımız kişi benim, mangalla alakalı. Ailece geliyoruz, eğleniyoruz. İşte arabalarla çılgınlık yapıyoruz. Sonra gidip masrafları ayarlıyoruz. Değil mi? Yani masraflı bir eğlence. Canım yani, ama yani o kadar da çok değil işte, egzoz kırılır falan filan hesabı ama... Şu tat, şu lezzet. Hiçbir şey de yok değil mi? Her şeyi tamamlıyor yani. Hiç sıkıntı yok o konuda. Evet sevgili izleyenler. Mangalımızı yaptık, yemeğimizi yedik. Bir de biz bir istihbarat aldık. Onur abimiz sesi güzelmiş. Abi hiç kıvırma, öyle böyle yapma. Biz bu istihbarat aldıysak o şarkıyı da dinleriz abi. Ne söyleyelim? Sen de. Çok damar olmasın, böyle ortalardan, türkülerden. Ortalardan. Tamam. Madem Kaz Dağları'ndayız, madem Efe Toprağı'ndayız, aynen, madem Balıkesirliyiz değil mi? O zaman ormancıyı okuyalım.
Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırmış dam oynamaya. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoksan bir acı. Nerede alkış? Teşekkür ederim. Bravo. Ağzına bravo. Sağlık abi. Evet sevgili izleyenler, tavşan oyunu gözetleme kulesine en sonunda gelmiş bulunmaktayız. Onur abicim, nereden girdik, nereden çıktık? Arkadaşlar, öncelikle gezimize Edremit'ten başladık. Çamcı Hacı Hasanlar Köyü, Çınarlı Anlar mevkiinde kahvaltımızı yaptık. Döşemedere Şelalesi'ni gördük. Oradan Kalkım'a geldik. Kalkım, Akçakoyun, Örencik. Oradan aşağı Çavuş'ta çayımızı kahvemizi içtik. Ondan sonra Dalak Suyu'nda pikniğimizi yaptık. Yedi kardeşlerde de sularımızı doldurduk. Bir ayağını Balıkesir'e, bir ayağını Çanakkale'ye bastırdık. Şimdi ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyorsun. Evet, hocam. Onlar da bizleri yalnız bırakmıyorlar. Onlara da huzurlarında çok teşekkür etmek istiyorum. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizleri yalnız bırakmanız. Bir dahaki serüvenle görüşmek üzere diyorum. Eyvallah abim. Ben de Edremit Doğa Sporları ve Offroad Kulübü'ne, tüm üyelerine, herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Bizi de aranıza kabul ettiniz. Bir aile gibi olduk biz abi. Aynen. Biz büyük bir aileyiz. Değil mi? Biz kocaman büyük bir aile olduk burada sevgili izleyenler. Buradan en tepeden sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta aynı günde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, TV100'de kalın.